Giresun'un Nuran nerede? Başına ne geldi? Büyük olasılık %99.99 öldürüldü. Bir cinayet soruşturması var. Özel bir ekip çalışıyor. Babası Kemal Bey, annesi Suzan Hanım gelsin. Arkasından da savaşları çağıracak. Buyurun lütfen. Haksızlığı asla tahmin edemiyorum. Kim olursa olsun yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam Savaş. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ablacığım buraya gelmesin. Sağ ol, emiş. Sen de öyle. Olay. Ramazan. Ben Nuran'la ilgili sana sürekli soru sorduğumda, Nuran nasıl biri dediğimde, çok sessiz sakin bir kadındır diyorsunuz. Çok sessiz sakin bir kadındır. Başka bir şey söylemiyorsunuz. Bu kadın bu kadar çok silik bir kadın mı? Aynen öyle. Hiçbir özellik karakteri olmayan, içine kapanık, kendi hiç konuşmayan, konuşan. Kendi kendine konuşan. Çok özür dilerim Savaş. Seni daha önce evi terk etmiş gitmiş. Sonra arkasından gitmiş sığınma evine gitmiş. Sen niye aynı çatıda aynı şekilde yaşamaya kızım devam ettin? Kızım için başka hiçbir şey şimdi. Niye tekrar çocuk yaptın kızım, o zaman? Ya, niye tamam, tekrar çocuk onda yaptın? Aslında normalde ikincisine ben teslim etmem lazım. Onda hata yaptığını çok iyi biliyorum da. Kızım sırf ne anne ne evi baba elini büyümesin. Ya ben sana soruyorum. Sana diyorum ki nasıl biriydi Nuran diyorum. Çok silik biriydi, hiçbir şey hakkında söylemiyorsun. Emir'e soruyorum. Emir nasıldı senin gelin diyorum. Ya işte işte sessiz sakin. Sanki orada bir eşya gibi bir kadından bahsediyorsunuz. Yeter'e soruyorum, annene soruyorum. Nasıl bir kadındı Nuran? Yani iki tane sana çocuk vermiş, çocukların annesi bir kadına. Ya hiç konuşmaz etmez. Böyle eşya gibi, böyle orada vazo gibi falan bir öyle bir ablacığım ben niye yalan söylüyorum? Olanı söylüyorum ben. Hiç konuşmaz mıydı? Ya bir şey sormana söylemez abla, öyle bir şey insandı. Çok işte. Sessiz biri miydi? Sessizdi abla, bir Susan, şey sormana söylemezdi. Öyle miydi ama Susan? Ben niye yalan söylüyorum? Yok, onu anlamıyorum. Didem Hanım bak, 9 ay konuştular. Madem bu kadar konuşmuyordu. Öyle bu kadar konuşmuyordu, sessiz sakinliydi. Önceden söylüyor, şey evlenmeden önce. 9 ay konuştular diyor ya, 9 ayda sadece bir mesaj attım, onlar hiç geliş yoktu yani. Bakabilirsiniz, aynı numarayı kullandım çünkü. Ona verdiğim numara da aynıydı. Bir kere mesaj sattım. Niye aldın madem öyleydi? Niye aldın? Ya bir kere gönüllük aptamışım o zaman ne abla, olan oldu, nasibimde bu varmış. Ya, Kemal'im sana bir şey soracağım, istedim. Kızım rahatsız değil diyorsun. Sen kızı tanımıyor musun? Hı? Kızım rahatsız değil diyorsun, sen kızını tanımıyor musun sen? Ya. Kızımın ne rahatsızlığı vardır? Psikoloji rahatsızlığı yok muydu hiç? Hayır. Yoktu. Yok. Doktorun ismini de verdim. Kayıtlarda bir şey yok Savaş ablacığım, ya. Doktorun ismini verdim. Ya ne özür dilerim ama hiçbir kayıt mayıt yok. Ya doktorun ismini vermiyor. Ya doktorun ismini kayıt. Çekilen şeyle beraber. O iddianın doğru diye bilmemişim bak. Ha. Beyin cerrah, nöroloji, psiyatr, 3 doktoran belge tamam, istiyor. Tamam belgeyi ben attım size. Yok. Sen buraya 3 doktoran belge tamam, istiyor. Tamam belgeyi ben attım size. Yok. Sen buraya kimin suçluyup kararlamaya çalışıyorsun? Devlet raporu yok. İlaç devlette kayıtlı değil. İlacı mı ne diyor abla boş ver. İlacı mı ne diyor abla boş ver. Doktorla işbirliği yaptım mıyım? Biz bir kez daha çek ettik. Senin eşine konulmuş bir hastalık, bir teşhis yok, bir tedavi de yok. Tamamdır. Ben bunu sizi karşınıza getireceğim. Olur. Bir de şöyle bir şey var ablacığım. İlk kaçtığında o zaman siviller almıştı onu ve o söyledi sana bana. O da yanındaymış o zaman bunun ruhsal sağlık sıkıntıları var diye yani. Araştırdık, CASAT araştırdı. Konulmuş bir teşhis ve verilen yazılmış bir reçete yok. Tamam, onu çok konuştuk şu bilgi. Kimse bunu dinlemiyorum artık. Beni ezemezsin. Sen çocuğu bana teslim edeceksin. Hayır. Kime verdin lan? Sen kime verdin ona bak o zaman. Kime verdin lan? Sen kime verdin ona bak o zaman. Kaç telefonum var kardeşim? Şu anda kullandığım bir tane. O bozuluk kullandığım yanında bir tane bulunduğu var.
Geceli'nin. Bu kameradan çıkışımız var mı? Yok mu? Bir araştır. Nurhan'ın da yok diye tesadüf. Ya. Savaş Bayram canlı yayında şok bilgiyi açıkladı. Çıklar mısın? Hani bir iki gün önce söylenmiş bu olay. Bir köyden adamın biri başka bir köye gitmiş. O köyde arkadaşımız zaten birbirine. Demiş ben onları izliyorum, acıyorum onlara. Ben o gece onu yolda gördüm. Hatta bana el etti demiş. Nurhan'ı o gece sen... yolda görmüş. Evet abla. Ben de tanımadığım için dedi. Bastım gittim dedi. Ve o anlattığı arkadaşı da benim bir akrabama ulaşmış. Demiş böyle böyle muhabbet var. Hı-hı. O adamı bulun. Hani konuşun yani. Gördüyse söylesin dedi. Ben de şimdi burada size söylüyorum abla. Tamam. Sen bize söyler söylemez. Zaten biz yetkililerle temasa geçtik. Zaten onlar da şu anda o kadınla ya da erkek mi bilmiyorum. Erkek galiba. Erkekle erkek. Temasa geçmek üzereler. Yani gördüyse gerçekten evet, o gece abla. Nurhan'ı. Hani... Ve Nurhan onu el salladı, el ettiyse farklı bir olaya yöne doğru evrilir. Basmış gitmiş yani. Yolda el etmiş böyle. Evet, tanımadığı için adam basmış gitmiş.